Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz operatör doktor Mustafa Tamer Gürbaz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben 1970 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdum. Çiftçi bir ailenin çocuğuydum. Çocukluk hayatım ve lise yıllarım hem çiftçilik hem okumakla geçti. Daha sonrasında lise öğrenimini bitirdikten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesine hatta dereceyle girdim. Daha sonrasında da çocuk cerrahisi ihtisasını, daha doğrusu çocukları sevdiğimden dolayı o branşı seçtim ve çocuk cerrahisi uzman olarak çalışmaya başladım. 20 yıldan beri de çocuk cerrahisi uzman olarak çalışmaktayım. Şu an Şanlıurfa Meydan Hastanesi'nde, özel bir hastanede çalışmaktayım. Kamuda 27 yılımı doldurduktan sonra, hatta bu 27 yılın 9 yılda başhekimlikle geçti. Şu an özel hastanedeyim. Ama yavaş yavaş da İstanbul'a gelmeyi düşünüyorum artık bu şekilde. Harika. Çok Aynen. tebrikler. Ha? Harika bir kariyer, mesleki kariyer ve eğitim. Çok Aynen, tebrik ediyoruz hocam. teşekkür ediyorum. Peki efendim, verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan, projelerinizden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Şöyle ki bizim genelde hasta profilimiz 18 yaş altı çocuklar olduğu için ve daha büyük bir çoğunluğu da 5 yaş altı çocuklar olduğu için yaptığımız cerrahinin çoğunluğu inguinal bölge cerrahisi, yani kasık fıtığı, göbek fıtığı ya da doğumsal patolojiler olduğu için şöyle ki karşınızdaki hasta size derdini anlatamıyor. Tabii. Bunu siz bilmek zorundasınız. Bu bana ayrı bir keyif veriyor. Yani ne? İletişiminiz de güzel. Tabii ki aynen. Önemli. Zaten bu mesleği yapmak için çocukları Kesinlikle. sevmeniz gerekiyor. Yani daha doğrusu dilsiz kulları sevmeniz gerekiyor. Tabii. Benim hayvan sevgim de çok fazladır. Tabii. Hatta bir tane de kedim de vardır, Ne adı güzel. Pala. Maşallah. Onun Şöyle için. ki Azrail'in elinden bir tane can almak bana her zaman huzur veriyor. Yani Tabii evet. o Hayatı ailenin kavuşturmak değil mi? tabii ki Hayata yenilemek. alıyorsun. Ne Yani güzel. onu yani Kurtarıyorsunuz. ölecek bir insanı Ne güzel. Azrail'in Can elinden çekip vermek de. alıyorsun. Aynen. Ne güzel. Yani bizim hekimlik çocuk cerrahisi direkt Azrail'le bir savaş Doğru. halindesiniz. Ya sen galip Doğru. geleceksin ya da o galip gelecek. Bir de ameliyattan çıktığın an hasta yakınlarıyla o göz göze geldiğin zaman ameliyatın da güzel geçmişse onun hazzı Kesinlikle. Yorgunluğu dünyada alıyor, değil mi? hiç, yani istersen 10 saat ameliyatta kal. Tabii. Hiçbir şekilde onun keyfini Harika. ne para ne pul ne mal ne mülk Evet. hiçbir şey veremez Evet. yani. Manevi tatmin, Tabii bir ki, tabii idealizm. ki. Benden önce yani benim ilk şeyim manevi Ne tatmindir. güzel. Para her zaman ikinci plana. Evet. Zaten öyle bir şey olsaydı Farklı bir plastik olay. cerrahi ya da kulak burun boğaz falan Doğru. parasal yönü daha kuvvetli olan Doğru. branşlar seçerdim yani. Doğru, ne güzel. Bu bir idealizm Aynen, gerektiriyor. aynen, Ne aynen. güzel. Peki efendim, sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ya benim önde gelen özelliğim bir defa çocuk cerrahisi uzmanı olmak için hiperaktif olacaksınız. Yani Dinamik tabii ki devamlı. hiperaktif olmadığınız Tabii zaman yetişemezsiniz yetişemem. zaten. Ya ben günde 35 vaka yaptığımı biliyorum bir günde. Belki de dünyadaki en fazla Doğru. vaka yapan Doğru. cerrah benimdir. Doğru. Tüm dünyada, hatta bir ara dedim Guinness Rekorlar kitabına mı Doğru. başvursam diye. Tabii. Yani hiperaktif olacaksınız, enerjiniz bitmeyecek. Ha bazen kırılma noktaları oluyor. Tabii. Nasıl oluyor? En son mesela bir vaka aldım. Çocuk 20-30 yerinden bıçaklanmıştı. Of. Acile Kaç gittiğimde, yaşında? evet, Yaşı nedir? 13-14 yaşında. Olamaz. Acile gittiğimde çocuğun bağırsakları Of. dışarıdaydı. Çok fena. Ve buradaki en önemli nokta aile sizi yani kurtarıcı olarak görüyor. Yani Emanet ediyor. aynen yani Bizi ama şimdi kurtar. 30 yerinden bıçaklanmış Çok, çocuğa da çok riskli. yani pek bir şey yapabilmeniz mümkün Doğru. olmuyor yani. Çünkü Doğru. her taraf bitmiş yani. Tabii. Ha ameliyatı aldım, yaptım. Nitekim hasta vefat etti ama yine de hasta yakınları gelip teşekkür etti yani.
Yani nasıl Hemen söyleyeyim? ameliyattan sonra mı oldu hocam? Ameliyattan sonra, Yani aynen. tabii ama artık Aynen. Yani belli bir imkansız. şeyden sonra işte bu sefer Azrail kazanıyor. İmkansız çünkü. Aynen. İmkansız bir Aynen. vaka. Çok haklısınız efendim. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Geleceğe dair şimdi şöyle oğullarımdan da bahsedeyim. Tabii. Şimdi benim oğlumun bir tanesi yeni işte çapa diş hekimliğini Ya bitirdi. bravo. Öbürü de 3 ay sonra bitiriyor. Ne güzel. Onlar da sizin gibi doktor, Onlar tıp. da tabii onlar da kendi Hı. branşlarında tabii çene Ne güzel. cerrahisini seçmek istiyorlar. Hı. Yani cerrah babanın cerrah Ne güzel. çocukları gibi bir şey. Yani niyetimiz artık birkaç yıl içinde İstanbul'da güzel bir diş hastanesiyle Hı. beraber bir çocuk cerrahisi Hı. hastanesi birleşiminde bir Ne güzel. kurumsal bir firma İnşallah. olarak inşallah İnşallah. bizi karşınızda Evet. göreceksiniz yani. Hedefim Hedefinize aynen. Allah'a şükür çocuklarım da beni hiçbir zaman ulaşmanız. Ne utandırmadılar. güzel. İkisi de Bravo. maşallah üniversite sınavını dereceyle Ne güzel. kazandılar. Siz de rol Bakalım. model oldunuz tabii. Aynen. Tabii ki Çok gurur verici. babalar her zaman Çok erkek önemli. çocuklarının rol Tabii. modelidir yani. Muhakkak. Aynen, Tabii. aynen. Onun önderi, değil mi? Aynen, Lideri aynen, gibi, aynen, kahramanı aynen. gibi. Çok Evet, güzel. aynen. Peki kimler bu mesleği daha iyi yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Kimler bu mesleği daha iyi yapabilir? Yani şöyle, şu anki dönemde çocuk cerrahisi ya da cerrahi branşlar fazla tercih edilmemekte. Hatta şöyle söyleyeyim, belki 5-10 yıl içinde ameliyat edecek. Tabii robotik cerrahi var Aynen, çünkü. yani hayır robotik cerrahi de yine de insan elinin değmesi lazım. Robotik cerrahi eğitimi de gördüm ben. Yani sonuçta o Tabii. robotu sen yönlendiriyorsun, Da Doğru. Vinci'yi. Hı. Da Vinci'yi sen yönlendiriyorsun. Bu mesleği yapmak için parayı bir kenara iteceksin. Manevi huzur, haz almak istiyorsan mesleğinden. Tabii. Yani benim gözümde doktor cerrah olmalıdır. Kesmelidir, biçmelidir, dikmelidir. Bir de aşırı korkusu olanlar Yapamazsın. kesinlikle yani bazı insanlar tabii ki Soğukkanlık soğukkanlı o olacaksın. gerekiyor. Tabii Kriz ki aynen. yönetimi. Aynen. Ha yani şöyle söyleyeyim artık tıp değişiyor. Herkes yavaş yavaş estetiğe kayıyor. Onun parasından İlgi. dolayı ya Tabii. da başka Hı. avantajlarından dolayı. Hı. Ama bana sorarsanız ben tekrar eski günlerime dönsem yine çocuk cerrahı olurdum. Ne güzel. Yani bunun hazzını hiçbir şekilde anlatamam Doğru. yani. Ne Evet. güzel. Daim Evet. olsun mutluluğunuz Aynen. inşallah. Teşekkür Bu ediyorum. yüksek motivasyon tabii Aynen. verimliliği Teşekkür arttırıyor. ediyorum. Çok mutluluk Teşekkür verici. ediyorum. Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum. Fakat programın sonuna yaklaştık. Evet. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız. Son olarak izleyicilerime iletmek istediğim şeyler, yani son zamanlarda özellikle yaz ayları geldiği zaman yüksekten düşmeler, apartmandan düşmeler artmakta. Çocuklarına çok dikkat etsinler. Yani bunlar hep bize ameliyat olarak geri dönüyor. Kendi çocuklarını da kaybedebiliyorlar. Özellikle yaz ayları çocuklar için çok tehlikeli. Özellikle balkonlar ya da yüksek katlı binalara yani korkuluklar yapabildikleri önlemleri çocuklar için alsınlar. Çok Bu önemli bir kadar. konu Aynen, efendim. aynen kesinlikle. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için Teşekkür ediyorum. teşekkürler ve başarılar. Sağ olun. Biz Teşekkür teşekkür ediyorum. Sağ ederiz. olun. Bugünkü konuğumuz Operatör Doktor Mustafa Tamer Gürbaz'dı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.